arkadaşlar. Fabia 1-2 TSI. Şu anda bitirdik aracı. Yavuz abinin aracı. Konya'dayız. İlk testine çıkıyoruz şimdi. Yavuz abi ilk defa kullanacak yazılımda halinde. Bu sefer kemeri takayım dedim. İşkence olmasın sizin için. Nasıl Yavuz abi? Abi şu an var ya, gerçekten büyük bir canlanma hissediyorum motorda. Hani turbolu motora sahip ama bu kadar verimli bir geçiş beklemiyordum açıkçası. Şu an 3. viteste, şu an 3'teyim. Genelde yığılmanın en çok olduğu vitesti bu benim için. Gayet hoş gidiyor. Konya'da güzelmiş bayağı, parklar falan. Evet, Konya'nın mangalcısının bol olduğu park burası. Şöyle söyleyeyim, 1-1-1 değil arkadaşlar, inanın yani 5-5-10-10, öyle söyleyeyim. Şu an aracım benim 130 beygir oldu herhalde, 90 iken bir 40 beygirlik bir artış söz konusu. Ayrıca çok müsait yazın bu. Aynen, sağ olsun arkadaşlar, Serhat, Ümit, ikisi de 10 numarayı çıkardılar, Allah razı olsun diyorum. Şu an daha bir keyifli oldum yani. Süper. Süreceğim ben de biraz sonra. Büyük zevk alacağına eminim. Ya küçük bir araba olması da ama gerçekten keyif veren bir araç. Küçük araba olunca zaten şey oluyor. Az bir güç artışı bile çok eğlenceli oluyor. Süper yani. Eğlenceli ama hissediyorum. Az da bir güç artışı değil. 40 beygirden bahsediyorum. 40 beygir. Torkta da bayağı bir güzel bir gelişme var. Normalde 160 Newton torktu. Herhalde şimdi 200... Sevmesek de Volkswagen yapıyor motoru. 230 mu oldu? 230 Newton tork oldu herhalde. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bakın şu an 5. vitesteyim. 2250. Evet, 2250 RPM devir çeviriyor. Gaza dokandığım an araba 120 bandı direkt görüyor. Şu an 120'yi geçtim, 3000 devirde 140'tayım şu an. Maşallah. Bunda sanırım o kamyonların arkasından çıkışlar falan hikaye artık bundan sonra. Valla Fabia güzelmiş, ondan da bahsedeyim. 50 bin lira için mükemmel bir araba. Aynen. 49 bin lira. Çok iyi yani, Polo falan alacak olanlar varsa boşuna. Bence Polo'ya para vermeyin. Varken zaten aynı araba. Aynı araba. Hatta donanımsı bak. Hatta tasarımı bayağı... Polo'dan iyi bence. Benim de hoşuma gitti. Her ön taraftan bakış, arka taraftaki CS. İç mekan da gayet iyi. Evet. Hani Yalıtım falan Skoda da kötü bilinir de Polo'dan bir farkı yok benim gördüğüm kadarıyla. Aynen. Uzun dönemde belki biraz çok az bir fark oluşabilir. Dönelim mi şu anda? Dönelim. Yeter yani. Bana bıraksan ben buradan Antalya'ya kadar giderim. Ankara'ya bırak bari beni. Hızlı trenle uğraştırma beni. Kemerimizi unutmuyoruz tabii. Ha? Tabii. Anında. Kemersiz tuvalete bile gitmem ben. Tabii. Gördük senin videolarını da. How does it feel to drive a remapped car? İngilizce öğreneyim diye bana vaat yoktu arkadaş az önce. YDS'imiz 90 üstü olmayabilir tabii. It's like fucking a Russian girl. Nasıl? Yumuşacık araba ya. Hem de güzel hızlanınca hakikaten kız olsam alırdım yani.
bir var bayağı. Ama gerçekten bak bir bayan arabası segmentinde. Hakikaten çok güzel. Yani otomatiği olsa mükemmel, çok rahat. Otomatiği ayrı. Sürüş pozisyonu da yüksek. Evet. Özellikle. Burada şey yazılım testinden araç testine döndük. Konya'nın Şahinleri meşhur bilirsiniz. Evet. Sabahtan beri dinliyoruz. Egzoz sesleri. Yol tutuşunu denemem lazım. Merak ediyorum. Nerede döneceğiz? Düz gideceğiz. Konya'da da yol tutuşu denecek bir yer yok. Her yer düz. Yokuş falan da deneyemezsiniz. Dümdüz yer. Benzinli arabalar binebiliyorlar. Tabii, bazı yapıyor. Aynen. Şey konusunda bir sıkıntı olmuyor. Nasıl yakıt sarfiyatı konusunda bir sıkıntı olmuyor. İnsanlar agresif. Burada çok kavga çıkar. Evet. Sol şerit kültürü diye bir şey var. Bizim Konya'da sol şeridi fazla boş bulma şansın yok. Yavaş bile olsa adam sol şeritten gitmeye özen gösteriyor. Kaç derece yakmış? Şuradan bakıyoruz. Ortalama 7,5 derece falan. Yavuz abi de pek haşin dikkatli kullanmıyor galiba. Ona rağmen. Şöyle söyleyeyim, uzun süreli 6,3 litre. Ortalama 6,3. Gayet iyi benzinli bir araba için. Aynen. 10 km düzlük var ya böyle bir şey. Nereden bakarsan uçak indirebilirsin. Tabii tabii küçük bir uçak iner yani 4 çelik yol. Aynen. Dümdüz. Neyse ben biraz barzoluk yapacağım. Kayıt altına almaya gerek yok. Şunu biraz yol tutuşunu deneyeyim. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Yavuz abiye de tekrar hayırlı olsun.